Herkese merhabalar arkadaşlar. Flask Türkçe kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni bir güncelleme artık geldi ve güncelleme ile ilgili birçok yeni şey aldık. Şimdi bugün çok ilginç bir şey anlatacağım. Bunlardan bir tanesi öncelikle etkinliklerin altında başlıyor. Biliyorsunuz sağ alt kısımda yeni bir etkinlikler sekmesi var ve bu etkinlikler sekmesinde e, yaban domuzu birincisi etkinliği, bir taş toplayıcı desteği ve Clash yeni Yılın birinci günü gibi farklı etkinlikler var. Şimdi peki bunun konumuzla ne alakası var ve ben neden bu ekranı açtım öncelikle bunu bahsedeyim. Ee, developer kısmında yani geliştirici kısmında aşağıdaki kodların belirli dönemlerde özellikle yeni güncellemelerle birlikte yenilerini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla oyunun arka planda nelerinin çalıştırmaya başladığını burada görebiliyorsunuz. Oyunda muhtemelen yakın gelecekte bir asker gelecek. Bu askerde e, çok alışkın olduğumuz buz büyücüsü. Peki bu nereden çıkıyor? Dilerseniz önce bütün bu yeniliklerden biraz bahsedelim. Sonra buz büyücüsünden bahsedelim. Şimdi biraz daha İngilizce'den Türkçe'ye çevirerek gideceğim. Çünkü burada hazır şey yapılmış bir çevirilmiş bir şey var. hazırsanız yeni gelen terimlerden biraz bahsedelim. Şimdi diyor ki Birkaç tane görsel varmış. Öncelikle derseniz bu görselleri açalım. Ve bu görseller oyunun içerisinde yeni yüklenmiş görseller. Bunlar ee, herkese gösterilen görseller değil ancak jailbreakli ya da kırılmış olan Android'li cihazlardan görebiliyorsunuz. Birincisi şu görsel yeni ağaç. E, yeni yıldaki yeni ağacın görseli gelmiş. İkincisi yeni klan kalesi gelmiş. Güzel. Ve şimdi bu geldi. Bu e, yeni tanımlanan bir görsel ve gördüğünüz gibi buz büyücüsünün artık e, Clash of Clans'da da tanımlandığı anlamına geliyor. Bu da Clash of Clans'da buz büyücüsünün geleceğinin en net tanımı. Tamam bir geri gidelim. Şimdi diyor ki There is a new trap in the files called freeze trap. E, yeni bir trap var yani yeni bir tuzak var. Bunun adı dondurma tuzağı. Yani bildiğiniz aslına bakarsanız donduruyor kişiyi. E, farklı entryler daha var. Farklı girdiler var. Bunlardan bir tanesi... Christmas, Yeni Yıl e, tuzağı, Star Yıldızı, Star Bonusu pardon yani Yıldız Bonusu, Klan Savaşı, e, Sperl Disk zıplamanın e, şeyi, Discountu, ucuzlaması yani zıplama büyüsünün ucuz yüzdesi, e, Wizard için yani büyücü için bir Discount var yani indirim var, Collector Boost var, fazla toplayanların hızlandırılması, Army Boost var, Christmas spell, bu yeni bir şey gibi duruyor, geçici muhtemelen e, yani Yeni Yıl büyüsü. ...geliyor. Dragon için bir indirim gözüküyor. Loon nedir bilmiyorum. Bir indirim var. Ee, Army Spell Boost var. Bakalım başka neler var. Cadı için bir indirim gözüküyor. Healer için, yani Şifacı için. Hog Rider, Domuz Binici için bir indirim görünüyor. Lava Hound için, Lavtazısı için var. Golem için bir şey konulmuş. Yine indirim şeyi. Ee, yılbaşı ünitesi var. Sonra Pekka için bir indirim gözüküyor. Halloween yani Cadılar bayramı ve yılbaşı için farklı şeyler tanımlanmış buraya. Bunlar birinci dereceden dediğim gibi oyun oynayanların görmediği fakat arkada gözükebilen terimler. Güzel. Ice Wizard ile yani buz büyücüsü ile ilgili terimler de şunlar diyor. Seviye 1 parlayan mavi dondurma büyücüsü. Seviye 11 diyor. Herhalde 11. seviye köy binası için gelecek demek oluyor. Noktalardan bahsediyor. Yine aynı şekilde bir seviyeden bahsediyor. Birinci seviye. Muhtemelen bir birinci seviye adam. Diyor ki burada bir tane daha görsel var onu da göstereyim diyor. Şu ortada gördüğünüz ufak şey biliyorsunuz ki buz büyücüsü. Aşağı kısımda bir tane daha var. Burada da canını ve özelliklerini vermiş gibi gözüküyor. 2 dakikada yetiştiriliyormuş. 4 yer tutuyormuş. 3 kare ileriye atabiliyormuş defanslara yönelik bir saldırı yapıyormuş. Saniyede bir 1,5 vuruş hızı varmış. Alan etkisi varmış. Havaya ve yere ateş ediyormuş. Güzel. 1500 iksire yetiştiriliyor diyor. 200 canı var diyor. Damage per second dediği 200 saniye başına hasar veriyor. Bu da canı 300. Evet güzel aşağı inelim. Ee, başka 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 klan hediyelerinden bahsediyor şimdi. Bu satın alınabilir hediyelerden bahsediyor anladığım kadarıyla. You cannot receive gifts within the first hour of joining. Ha, ilk klana katıldığında bir saat içerisinde bir hediye alamıyor musun? This probably to prevent the hopping. Aynen tamam. Ee, 100 dolara. Aa klanlar için galiba alınabilecek şeylerden bahsediyoruz bu arada. 100 dolar verirsen diyor 14 bin gem veririm diyor. Total 2000 de gift gem veririz diyor. Ee, kişi başına 100 gem verirsin diyor. Ha ha bu şey muhabbeti. Bütün klana şey alabilme muhabbeti. 50 dolar için, 20 dolar için, 10 dolar için. Şimdi ee, bu bonuslar var. Biliyorsunuz sağ alttaki bu bonuslardan ya da işte artık yeni şeyler var ya onlardan alabiliyorsunuz. Köy binası 10 ve 11 için 20 dolara 10 milyon iksir, 10 milyon altın, 100 bin kara iksir 2500 de gem veririm. Normal katının 5 katı değerindedir diyor. Maksimum 7 var. Townhall 7 için yani köy binası 7 için. 5 dolara 2500, 2500, 25 bin veririz. 500 de gem veririm. 7 kat değerindedir diyor. Burada da e, farklı şeyler var, tanımlamalar var. E, bunlar parametreleri programcılar aramızda bilecektir. Integer value yani işte spell, troop falan bundle. Bunları e, detaylı bir şekilde okumak isteyen varsa arkadaşlar okuyabilir. Fakat bu e, burada bir de eventler var bu arada bak. E, Christmas yani yılbaşı tuzak e, event etkinliği. İkinci dayında klasmesin diyor mesela. Ee, burada bonuslar var eventler var vesairelar var vesaireler var ve burada aslında baya bir yeni tanımlanmış şey var ee, Bu da demek oluyor ki 3 tane şey var Bunlardan bir tanesi e, yılbaşı büyüsü ikincisi e, dondurma şeyi e, Tuzağı ve üçüncüsü de buz büyücüsü yakında bizlerledir hayırlı uğurlu olsun Sizce nasıl oyun çok fazla arkadaş öyle benzedi dediğinizi duyar gibiyim anket kısmından sağ üstten bana lütfen katılın İyi mi, güzel mi yoksa kötü mü? Benimle paylaşın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.